Hayırdır Tuğçe, sen nereye? Hala, ben de sizinle oturabilir miyim? Ama tatlım, bizim Feraye ablanla konuşacaklarımız var. Sen sıkılırsın. Odana git. Hiç de bile sıkılmam ben. Siz konuşun. Lütfen ola, lütfen. Ay kıyamam ya. Şu tatlılığa bak. Biraz kalsın alası. Ama önce seni biraz sıkıştıracağım küçük hanım. Bu yanakları ne yapacağız biz? Bu yanakları ne yapacağız biz? Gel Sinem. Tuğçe'yi almaya gelmiştim İpek Hanım. Memnuniyetle alabilirsin. Tuğçe senindir. Ya ama hala hani kalabilirdin? Ama mutfakta hayır diyemeyeceğim bir şey seni bekliyor. Bence kendi gözlerine görsen iyi olur. Ne o? Hadi söyle ne o? Ne o diyorum? Kusura bakmayın kızlar. Şimdi sizinle oturamayacağım. Daha önemli işlerim var. Siz konuşun. Ya çok üzüldük bak şimdi. Sen ne söyleyecektin? Ay, hadi söyle artık, çatladım meraktan. İnanmıyorum. Bu muhteşem bir haber İpek. Tebrik ederim canım, tebrik ederim. Var ya, bu teklif bana gelmiş olsaydı ben şimdi burada değildim. Muhtemelen kurstan çıkmış, Central Park'ta çimlerin üzerine oturmuş manzarayı resmediyor olurdum. Delisin. Ne yapacaksın? Böyle bir fırsatı kaçırmayacaksın herhalde. Değerlendirmek istiyorum aslında da. Tabii kızım, böyle bir şey ayağına kadar gelmiş. Ay İpek, iyi ki o sergiyi açtın. Allah'ım süper ya. Amerika'da master hem de 2 yıl. Yetenekli ressam İpek Emiroğlu. Peki evdekiler? Onlar ne diyor? Daha hiç kimseye söylemedim ki. Haberleri yok. Biliyorsun durumları işte, yengen falan. Doğru ya. O nasıl oldu peki? Aynı. Bir değişiklik yok. Hiç kimse hiçbir şey hatırlamıyor. Sadece bu olsa. Son zamanlarda evde sürekli bir gerginlik var. Üzülme. İnşallah her şey düzelecek yakında. Ha, peki Melih? O da mı bilmiyor? O galiba hataydı Feraye. İpek ne diyorsun sen? Nasıl yani? Sevmiyor musun artık onu? Bilmiyorum Feraye. Uzun zamandır düşünüyorum. Evet, çok iyi bir insan. Çok naif. Çok düşünceli. Ama büyük bir parça eksik. Biz galiba bazı şeylere farklı anlamlar yükledik. Aslında olmayacağı en başından belliydi. İpek, ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Peki onunla paylaştın mı bunları? Henüz değil. Yine de acele karar verme İpek. İnsanın karşısına her zaman böyle dürüst, iyi insanlar çıkmıyor. Ama sen bir şeyler eksik, doğru değil diyorsan... sonuçta bu senin hayatın tabii. Böyle olmuyor Feraye. Hayatıma bir yön vermem lazım. Senin o pamuk kalbini biliyorum bir tanem. Hakkında hayırlısı olsun. Sen her ne karar verirsen ver, ben hep senin yanında olacağım arkadaşım.